Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sağlıksız orkidelere nasıl bakılır ve hangi metotlar uygulanır bunu göstereceğim. Eğer sizin de elinizde bu şekilde yaprakları solan ve kökleri çürüyen, çiçekleri de solmuş olan bir orkideniz varsa nasıl bir bakım yapmanız gerektiğini göstereceğim. Bu tarz orkidelerde ilk yapmanız gereken Orkidenin solan çiçek dalını kesmek. Çünkü bu çiçek dalı orkidenin gücünü alacaktır. Bu yüzden orkidenin gücü kalmadığı için çiçek dalını kesiyoruz. Gördüğünüz üzere çiçeklerin hepsi solmuş. Bu belirtiler bize orkidenin köklerinde problem olduğunu gösteriyor. Eğer çiçekleri soluyor, yaprakları yumuşuyorsa zaten saksı dışından da gözüktüğü üzere Kökleri genelde çürümüş oluyor. Kökleri bu şekilde çürüyen orkideyi saksısından çıkarmanız gerekiyor ve kök bakımı yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz üzere içinde sünger var. Bu sünger fazla sulamalar sonucunda orkidenin bu şekilde köklerinin çürümesine sebep oluyor. Sağlıksız ve içi boşalan, tel gibi olan kökleri kesiyoruz. Bu orkidenin kökünde hastalık da var. Bu yüzden bütün köklerini kesiyorum. Evet bütün köklerini kestikten sonra bu tarz orkidelerde mutlaka dezenfekte etmeniz gerekiyor. Çünkü bu tarz orkidelerin genelde mutlaka üzerinde bir e, unlu bit ya da trips gibi e, böcekler de olabiliyor. Bunlardan kurtarmak için orkidenizin köklerini iyice temizledik ve yıkacağız. Yıkadım ve ters çevirip süzüyorum. Evet, şimdi orkidemizi dezenfekte etmek için sarımsak tozu kullanacağız. Sarımsak tozunun nasıl kullanıldığını göstereceğim. Sarımsak bitkiler için en iyi antibiyotiktir. Yani bitkilerinizi hastalıklardan, mantar hastalıkları gibi hastalıklardan ve böceklerden korur ve hızlı bir şekilde kök ve yaprak çıkarmasına yardımcı olur. Bugünkü sıvı bitki besini için bakın bir silme yemek kaşığı sarımsak tozu kullanıyorum. Daha fazla kullanmayın ve üzerine kaynar su dökeceğim. Üzerine kaynar su döktükten sonra bunu iyice karıştırmamız gerekiyor. Evet bu şekilde karıştırıyoruz ve daha sonra bu sarımsağın kaynar su içerisindeki vitaminleri bırakması gerekiyor. Yani soğuması gerekiyor ve bunun için bunu soğuk bir yere koyup dinlendireceğim. Bu esnada sizlere ikinci bir yöntemi daha göstermek istiyorum. Taze sarımsaktan da hazırlanabilir. Biliyorsunuz ki sarımsak içerisinde 33 çeşit kükürt var, proteinler var ve vitaminler var. Aynı zamanda sarımsak antioksidan özelliği sayesinde bitkilerinizin güçlü köklere ve yapraklara sahip olmasına ve kolay çiçek dalı çıkarmasına yardımcı olur. Bunun için doğramış olduğunuz 2 diş Sarımsağı bakın, bu şekilde bir cam borcana koydum ben ve üzerine soğuk yani arıtma su koyuyoruz. Üzeri doluncaya kadar suyu ilave edelim ve daha sonra bu karışımın kapağını kapatıp bir gece yani 12 saat bekletebilirsiniz. Sonuçları göstermek için size ikisini beraber bekleteceğim. Evet. 12 saat sonra bakın hem bu sarımsak suyumuz hazır hem de diğer e, suyumuz da tamamıyla soğudu ve dinlendi. Böylelikle vitaminler daha fazla suyun içerisine geçmiş oldu. Şimdi bir cam borcamın içerisine soğuyan sarımsak tozu suyunu döküyorum. Altındaki posası içine girmemesi gerekiyor. Orkide köklerini yapışmasını istemiyoruz ve bunun üzerine 1 litre su koyuyoruz. Yani burada ölçüm. 1 su bardağı sarımsak suyuna 1 litre arıtma suyu kullanabilirsiniz. Ya da dinlenmiş çeşme suyu da üzerine ekleyebilirsiniz. Evet bunun da üzerine 1 litre su koyuyorum. Bu hazırladığımız karışımları ister orkidelerinize gübre olarak verebilirsiniz ya da kökleri çürüyen ve mantar hastalığı geçiren orkidelerinizi bu su ile dezenfekte edebilirsiniz. Evet şimdi hazırladığım sarımsaklı su karışımı için bakın orkidemi içine bu şekilde oturtuyorum. Orkidenin canlanması ve kök çıkarması için bu şekilde koyup bu şekilde 30 dakika bekletip dezenfekte edeceğiz. 30 dakika beklettim. Orkide'min artık bakın kökü yeterince dezenfekte edildi. Yapraklarını da bu karışımdan sıkabilirsiniz. Şimdi ıslanan yerleri iyice kurutup orkidemizi yeniden köklendirmek için nasıl bir metot uygulayacağımı sizlere tekrar paylaşacağım. Hiç kökü kalmayan orkidelerim için bir plastik şişem var. İçerisine çok az su koydum ve orkide yapraklarını bu şekilde ters koyuyorum. Ters su kültüründe bakın sadece bu kadar su giriyor. Yani orkidenin yapraklarının uç kısmı sadece suya değecek. Ve bu orkidemizin daha hızlı kök çıkarabilmesi için sera ortamı oluşturacağız. Bunun için yeni bir pet bardağı bakın. Bu şekilde kesiyorum. Bu delikler önemli çünkü kök kısmının hava alabilmesi için mutlaka bu tarz küçük delikler açmanız gerekiyor sera yönteminde. Yoksa orkidenin köklerinde küflenme olabilir ve bu yöntemde mutlaka orkidenin köklerini çok iyi kurutun. Kuruduğundan emin olduktan sonra sera yöntemi uygulayın. Ve kenarlarından bakın bir toka ile tuturup bunun bu şekilde sabit kalmasına yardımcı olacağız. Ve Orkidemiz bu sera ortamında hızlı bir şekilde kökler çıkaracak. Evet bu şekilde bol ışık alan bir pencere kenarını koyabilirsiniz ve suyu azaldıkça mutlaka su ekleyin. Çünkü zaman ile buharlaşıp suyu azalacaktır. Evet aradan tam 60 gün geçti. Eğer videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp Kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. 60 gün sonunda orkidelerimin son halini sizlerle paylaşacağım. Bu ilk sizlerle beraber e, bakım yaptığımız orkidem, ters su kültürü uyguladığım orkidem. Gördüğünüz üzere şu anda e, yeni kökler çıkardı ve aynı zamanda yeni bir çiçek dalı da çıkardı. Hemen sizlere bakın yakından gösteriyorum. Gördüğünüz üzere şu anda artık sağlıklı kökleri çıkmaya başladı ve normalde bu aşamada çiçek dalı çıkarmaz fakat çiçek dalı çıkardı ve yapraklarının da bakın gösteriyorum. Yeni bir yaprak çıkarmaya başladı. Bu yöntemde orkideler hem yaprakları bakın yumuşaktı, canlı ve sert hale geliyor. Hem de yeni yaprak, yeni kök ve yeni çiçek dalı çıkarıyor. Orkideler bu aşamada güçlenmek için bütün gücünü yapraktan alır. Yapraklarınızın yumuşaması ya da sararması önemli değil. Zaten ilerleyen zamanlarda biraz sabırlı olmanız gerekiyor. 2 ay sonunda orkideleriniz kendini toplamış ve yeni kökler, yeni çiçek dalları ve yeni yapraklar çıkarmış oluyor. Suyu zamanla buharlaşıp azaldıkça yine su ekleyebilirsiniz. Bu püf noktalara dikkat etmeniz yeterli. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.